Dömeke türküsü. Hop! Haydi. Ya Allah! Sevgili seyirciler, uzun burun katartık beltaraf tesislerinin bulunduğu alandayız. Sevgili seyirciler, Manisa'nın yaklaşık 100 yıldan beri devam eden çöp sorununu şimdi temel atma töreni yapılacak. Uzun burun katartık beltaraf tesisleri yapıldıktan sonra bu sorun kökten ortadan kalkacak. Efendim biraz sonra temel atma törenine geçilecek. Daha Cemil Cengiz Ergün henüz gelmedi katartık beltaraf tesislerinin temel atma töreninin yapılacağı yere. Yanımızda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım var. Ertuğrul Yıldırım şimdi bize bu tesisle ilgili teknik bilgileri verecek. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tesisimize. Manisa'nın uzun yıllardan beri sıkıntısı olan çöp problemini yapacağımız bu tesisle uzun yıllar boyunca çözmüş olacağız. Yaptığımız tesis günlük 600 ton, 650 ton arası esen çöp bertaraf edebilecek. Bunun yanı sıra yıllık 80 bin ton membran kompost üretip park bahçede üretilecek olan, park bahçede kullanacak olan bir gübre haline getireceğiz. Elde ettiğimiz mekanik 223 bin ton civarı yıllık mekanik ayrıştırma tesisimiz olacak. Bu tesis sayesinde de çöplerin
ambalaj, cam, plastik gibi altı titrikte ayırma özelliğine sahip olacak. 3 milyon metreküplük bir çöp depolama hacmine sahip olacak. Yani bu tesisi uzun yıllar boyunca Manisa halkının, Manisa'da yaşayan vatandaşlarımızın çöp probleminin çözüldüğü bir tesis olacak. Çöp sorunun ortadan kalktığı bir tesis olacak. Oluşan çöp süzüntü suyunun günlük 60 metreküp kapasiteli arıtma tesisinden arıtılarak deşarj edilecek. Çevreci bir proje. Manisa halkımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Başka hangi ilçelerin çöpünü alacak? Şimdi bu tesisimiz öncelikle Merkez Şehzadeler, Yunus Emre, Ahmetli, Turgutlu ve Sarıhanlı ilçelerimiz başta olmak üzere sonradan yapacağımız ek yatırımlarla diğer tesisleri de, diğer ilçeleri de çöpünü de bertaraf edecek şekilde bir tesis dizayn ettik. Yani öncelikle bu 5 ilçenin çöp sorununu çözeceğiz. Ondan sonra da diğer ilçelerimizin çöp sorunlarını ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi ben gelirken yollara da dikkat ettim. Yollar şu an stabiliz ama herhalde yarın ileride bu tesis hizmete girmeye başladığı zaman asfalt döşenmiş asfalt olacak. Olacak. Yollarımızın tamamı 12 metre, minimum 12 metre asfalt yolları olacak. Çünkü buraya gelecek olan araçların çoğu ağır tonajlı araçlar olacağından dolayı asfaltımız ve yol çalışmalarımızda yaptığımız yoldaki eğim çalışmaları da ona göre dizayn edildi. Evet. Ya Allah! Şehirle burası arasındaki mesafe ne kadar efendim? Hem dakika hem kilometre olarak. Şehirle burası arasındaki mesafe zaten biliyorsunuz şehrimiz iki kısımdan oluşuyor. Şehzadeler ve Yunus Emre kısmı olarak. Yani Yunus Emre'nin Muradiye'de de Muradiye kısmı da Yunus Emre Belediyesi'ne ait yer. Yani merkez noktayı, belediyeyi, Büyükşehir Belediyesi'ni nokta olarak alırsak 15 kilometre civarı bir uzaklığı var. Yani o da zaten yönetmeliklerde belirtilen sınırlar içerisinde gayet normal, gayet hızlı ulaşılabilen bir bertaraf tesisi. Peki mevcut Turgut Özal'daki çöp depolama, vahşi depolama tesisi, daha doğrusu o alan nasıl değerlendirilecek? Kapanacak mı? Üstünde bir peyzaj mı yapılacak? Şimdi biz bununla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı üzerine mevcut Turgut Özal ve Manisa'nın tamamında yaklaşık 84 tane vahşi depolama, 74 tane vahşi depolama alanlarının tüm mülkiyetlerini istedik. Onlar bu tesisin açılmasıyla birlikte rehabilite ederek gazının emilip enerjiye dönüştürülmesiyle bunun yanı sıra çöpün üstünün kapatılıp yeşillendirilerek doğaya tekrardan kazandırılacak. Orada bir tehlike oluşturulmayacak yani. Yok, tehlike tamamen önlenmiş olacak. Efendim peki yüklenici firma Uzunburun Katı Artık Bertaraf Tesisini ne zaman teslim etmeyi konusunda taahhüt etti? Şimdi Uzunburun Katı Artık Bertaraf Tesisi 19.08 tarihi itibariyle 19.08.2015 tarihi itibariyle yer teslimimizi yaptık. Sözleşmede 24 ay süresi var. Ama ben umut ediyorum ki yüklenici firma 2017'nin Şubat Martı gibi bize teslim eder diye düşünüyorum. Yani 24 ay dolmadan yüklenici firma teslim edebilir mi diyorsun? 24 ay dolmadan teslim alırız diye düşünüyoruz. 2018'de çöpümüz buraya mı gelecek? 2017'nin sonuna doğru çöpümüzü tamamen buraya almış olacağız. İnşallah efendim, hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Evet sevgili seyirciler, Sayın Ertuğrul Yıldırım'dan kısa bir bilgi aldık. Biraz sonra temel atma töreninde Sayın Cengiz Ergün ve büyük bir ihtimalle Genel Sekreter de bir konuşma yapacak. Burada yapılacak tesisle ilgili büyük bir sunum hazırlandı. Büyük bir organizasyon var. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları hem de bu yörenin halkı şu an burada. Biraz sonra zaten siz görüntülerden de izleyeceksiniz. Burada muhteşem bir temel atma töreni olacak. Şimdi biz Mehter'i dinleyelim, Mehter'i izleyelim. Sayın Cengiz Ergün de yolda. Ya Sayın Cengiz Ergün geldiğinde de temel atma töreni başlayacak efendim. Yeah.
Osman, hop! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, tören alanımıza gelmişlerdir. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Malazgirt Marşı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
Türkçe sedası, Türk ulu tanrının soylu yıldızı. Malayit Bizans'ı Türkçe sedası, bu sesin sonuna hakkın müjdesi. Bu sesle birleşir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Eski Ordu Marşı. Hop! Haydi! Ya Allah! Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Sizleri şöyle sandalyeli olan bölümlerimize arka tarafları alabilirsek çok sevineceğiz. Çok sağ olun. Eski Malazgirt Marşı. Hop! Haydi! Ya Allah! Hello.
Erdoğan Bektaş, temel atma törenimize teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Valim. Ve tüm misafirlerimizi tören alanımıza davet ediyoruz efendim. Buyurun. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, İller Bankası Bölge Müdürüm, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerim, Oda Başkanlarım, Genel Sekreterim, MASKİ Genel Müdürüm, Genel Sekreter Yardımcılarım, Daire Başkanlarım, Başkan Danışmanlarım, Muhtarlarımız ve kıymetli misafirlerimiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa'mızın 40 yıllık çöp sorunu tarihe gömecek katı atık bertaraf tesisi ve düzenli depolama alanı projemizin temel atma törenine hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde yanımızda olamayıp telgrafla güzel dileklerini ileten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akça'ya, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Sayın Oktay Öztürk'e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz'a, Alanya Belediye Başkanı Sayın Ade Murat Yücel'e, Batın Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın'a, Kozaklı Belediye Başkanı Sayın Celalettin Güven'e, Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Tollu'ya, Nazilli Belediye Başkanı Sayın Haluk Alıcı'ya teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sizleri Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
Hizmetlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İller Bankası Bölge Müdürü Sayın Selahattin Özsu'yu kürsüye arz ediyorum. Öylesine güzide bir topluluğa hitap etmenin verdiği heyecan var. Bağışlayın lütfen. Çok değerli misafirler, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün çok değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri. Finansmanı bankamızca Büyükşehir Belediyesi'nde açılan krediden karşılanan denetimi müştereken yürüttüğümüz Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sol eliyle beşik sallarken sağ eliyle dünyayı sarsan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Değişimin çok yönlü yaşandığı, rekabetin keskinleştiği ve buna bağlı olarak da belirsizliğin çoğaldığı bir yüzyılın başındayız. Büyük medeniyetlerin yaşadığı ülkemizde geçmişteki kentleşme ivmesini düşüren nedenleri iyice analiz ederek ülkemiz coğrafyasının bize yüklediği sorumlulukla yeniden ivme kazanmanın yöntemlerini aramalıyız. Küreselleşme, Avrupa Birliği üyelik süreci, kırsaldan kentsele hızlı göç, vatandaşlarda oluşmaya başlayan kentleşme bilinci, eğitim seviyesi her geçen gün yükselen genç, dinamik bir nüfus ve çarpık yapılaşma zorunlu olarak bu sorumluluğu üzerimize yüklemektedir. Halkımızın artık kanıksamış olduğu bir ortak hedef haline gelen Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında modern bir Türkiye ve yaşanılır kentlere ulaşabilmemizin en önemli ayaklarından biri de şüphesiz yerel yönetimlerin güçlü, girişimci yatırımları ve çağdaş yaklaşımlarıdır. Küreselleşen dünyamızda modern hayata uygun yerleşim merkezleri her geçen gün daha rahat yaşanılır, sorunları çözülmüş ya da minimize edilmiş modelleriyle inanılmaz bir hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de modern dünya ülkelerindeki kentlere ulaşma yönünde hızlı ve ciddi adımlar atılmıştır. Artık kentler ve ilçeler arasında kendi sınıfında en iyi yerel yönetim yarışının başladığını sevinçle görmekteyiz. Çağdaş yaşamın gereksinimlerini en süratli biçimde çözebilen, yeni şartlar karşısında yeni pozisyonlar alabilen, kurumsal kimliğinin öncül parametresini halka hizmet olarak belirleyen kurumlardan, kuruluşlardan, yerel yönetimlerden bahsedebiliyoruz artık. Değerli katılımcılar, temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi nedir? Tamamlanınca ne amaçlanmaktadır? Hiçbir amaca hizmet etmeyen, tüketen için bir değer taşımayan, lüzumsuz oldukları için atılan evsel, ticari ve endüstriyel aktiviteler sonucu oluşan maddeler katı atık olarak tanımlanmaktadır. Katı atıkların açıkta bırakılması sonucu bu atıkların suları, toprağı ve yeraltı sularını kirletir. Ayrıca hoş olmayan koku ile sinek ve kemirgenlerin çoğalması problemine yol açar, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına da sebep olur. Düzenli ve düzensiz depolanan atıkların ve sızıntı sularının çevresel etkilerinin 150 ila 200 yıla kadar sürdüğü tahmin edilebilmektedir. Tesis tamamlanınca katı atıkların gelir kazanımı düzenli bir şekilde yapılır,
çöplerin balya yapılarak satılması neticesinde gelir elde edilebilir. Kompost tesisin yapılması ile birlikte ilimizde kompostlanabilir çöpler kompost haline getirilir. Ekosistemde bitki örtüsü kompostan oluşan olduğundan elde edilen kompost tarım alanlarında kullanılabilir. Böylelikle hem mineral gübre kullanımının azalması ile bir gelir elde edilir hem de yazın bol olduğu ilimizde mineral gübrelerin yıkanarak su ve diğer ortamları kirletmesi önlenmiş olur. Düzenli depolama yapılarak yeraltı ve yüzeysel sular korunur, yanmaları ve patlamaları önlenir, koku ve gürültü sorunu ortadan kaldırılır. Çevreyi hor gören, geleceği zor görür prensibiyle hareket eden bankamız ile Manisa'nın önemli çevre sorunlarından birinin çözümü için yola çıkan Manisa Büyükşehir Başkanlığı'nca müştereken yürütülen tesisin ihalesi 17.06.2015 tarihinde 84.991 TL bedelle yapılarak 19.08.2015 tarihinde işe başlanmıştır. Bugün itibariyle tesis nakdi ve fiziki olarak %25 seviyelerine getirilmiştir. Bu gayretli çalışmalarından dolayı yüklenici firmaya huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Ayrıca çevre yapılarına verdiği önemden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Beyefendi'ye de teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bilgilendirmeden sonra Manisa ilinde İller Bankası olarak yürüttüğümüz faaliyetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü içerisinde iyi bir uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ederek son 2 yıl içerisinde proje bedeli 6 milyon TL olan 2 içme suyu, 246 milyon TL olan 8 kanalizasyon, 199 milyon TL olan belediyelerimize ait muhtelif üst yapı projelerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca 8 altyapı projesinin çalışmaları tamamlanarak bankamızca tasdik edilmiş 9 projede de çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerinde finans çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak yapım çalışmalarına başlanacaktır. Bundan sonra da paydaşımız olan belediyelerimizin tüm taleplerine en hızlı şekilde cevap verme sorumluluğunu her zaman taşıyarak kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer konuklar, İller Bankası'nın Manisa ilinde yapmış olduğu çalışmalardan da size kısaca bahsettim. Faaliyetlerimiz esnasında bizi destekleyen saygıdeğer yöneticilerimize, yerel yönetimlere kredi sağlamanın ötesinde ihtiyaçların belirlenmesi ve proje yönetim sürecine de aktif olarak katılan bankamızın değerli çalışanlarına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hedefimiz ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerimizi sürekli çoğaltmak, geliştirmek ve çeşitlendirmektir. Koyduğumuz hedeflere ulaşabilmenin en kestirme yolunun kurallara titizlikle uyarak bir ekip çalışması sorumluluğunda disiplini olmaktan geçtiğinin bilinciyle tüm kaynaklarımızı bu inançla kullanmaktayız. 83 yıllık tecrübesi ve özgüvenli tam kadrosuyla her zaman yerel yönetimlerin yanında yer alan İller Bankası ile ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için yeni projelere birlikte imza atmayı temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tesisin Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu arada Cumhuriyet Başsavcımız, rektörümüz, Şehzadeler ve Yunus Emre Kaymakamlarımız, baro başkanlarımız, eski milletvekillerimiz, başkanlarımız aramızda bulunuyorlar. Onlara da hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Konuşmalarını yapmak üzere gelişen ve değişen Manisa'nın mimarı Sayın Cengiz Ergün'ü kürsüye arz ediyorum.
değerli başsavcım, değerli rektörüm, baro başkanım, İller Bankası bölge müdürüm, il başkanım, ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, ilçemizin değerli başkanları, değerli MASKİ genel müdürüm, genel sekreterim, genel sekreter yardımcılarım, değerli eski milletvekillerim, değerli sivil toplum kuruluşunun değerli başkanları, burada bulunan bütün hazurun, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, bütün teşkilatlar olarak bütün burada bulunan herkese öncelikle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Manisa'mızın 40 yıllık sorununu tarihe gömecek, belediye tarihimizin en büyük yatırımı olan ve Manisa'ya nefes aldıracak modern katı atık bertaraf tesisi temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Manisa için bayram günü. İnşallah bu önemli tesis bittiğinde de düğün günü olacak. Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim, göreve geldiğimiz ilk günden beri kentimizin kanayan yaraların üstüne emin adımlarla gittik. Manisa Belediye Başkanı olarak göreve başladığım 2009 yılında çöp sorunu önümüzde duran en büyük problemlerden bir tanesiydi. Sürekli meydana gelen patlamalarla gündem oluşturan, ulusal medya TV'lerde Manisa'nın yangınıyla ortaya sunulan bu Turgut Özal Mahallesi ve Manisa'mızın sağlığını tehdit etmesiyle gündeme gelen vahşi depolama sistemi vatandaşlarımızı canımızdan bezdirmişti. O dönem bizden önceki yönetim Develi Köyü'ne alternatif bir çöp tesisi projesi hazırlamış. Ancak Develi halkının haklı itirazları sonucu bu çalışma gerçekleşememişti. Biz göreve başladığımızda o bölge için Danıştay kararı bekleniyordu yapılan itirazlardan. Biz bu kararı beklemeden bir B planını hayata geçirmek suretiyle Develi mahallemize bu çalışmanın yapılamayacağını da öngörerek çalışmalarımıza başlamıştık. Alternatif yer arayışlarına başladık. Gerçekten çok uzun ve yoğun prosedürleri olan bir süreci geride bıraktık. 9 Eylül Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği sonucunda en uygun yatırım yapılacak alan burası, yani Uzunburun Mahallesi'ne 1200 metre uzaklıktaki şu an üzerinde bulunduğumuz Sarıçam mevkiinin tespitini yaptık. ÇED raporu alınma süreci, yaklaşık 13 tane kurumun görüşlerinin alınması, başbakanlık izinleri, Hazine ve Orman Müdürlüğü'ne ait alanların tapularının devri gibi onlarca bürokratik işlemi sabırla, tevekkülle ve arı gibi çalışarak çok şükür Rabbime açtık. Tabii bu saydığımız çalışmaların hepsi yaklaşık 2,5 senemize bizim mal oldu. Prosedürler ve bürokratik işlemlerin ardından alanın tamamıyla bize geçmesiyle birlikte bu kez de bölgede çalışmanın yapılabilmesi için bu alana gelecek olan yolların, bu da yaklaşık 2 kilometre geliş yolu, 2 kilometrede bu mevcut yolların açılmasını Büyükşehir Belediyesi olarak öncülüğünde yaptık. Bunların ardından 8 Nisan 2015 ihale aşamasına geldik ve 2 aşamalı ihale gerçekleştirildi. Değerli misafirler, yaptığımız ihale sonucunda ihale biraz önce de söylendiği gibi 84 milyon 990 bin lira gibi bir bedelle ortak girişim olarak ihaleye katılan Öz Aras Grup adı geçen ortak girişim grubuyla 14 Ağustos 2015 tarihinde sözleşme imzaladık. Ve 19 Ağustos'ta da yer teslimi yaparak modern
katı atık bertaraf tesisi ve düzenli depolama alanı projemizin resmen startını vermiş olduk. Dağlık bir bölge durumundaki çalışma alanında iş makineleri ve patlatma çalışmalarıyla bu alan bugünkü duruma getirildi. Manisa'mızın çözecek katı atık bertaraf ve düzenleme depolama tesisimiz toplam 440 dönümlük bir alan üzerinde yükseliyor. Turgutlu, Sarıhanlı, Ahmetli, Yunus Emre ve Şehzadeler ilçelerimizin katı atıkları uzun yıllar boyunca bu tesiste bertaraf edilecek. Şunun da buradan bilinmesini istiyorum. Daha önce sadece bu tesisin yapımı Manisa merkez olarak planlanmıştı. Ancak yapılan il bazındaki çalışma ve tespitler neticesinde Turgutlu ilçesi, Sarıhanlı ilçesi ve Ahmetli ilçelerinde mevcut çöplerinin burada arıtılmasına karar verildi ve mevcut bakanlık nezdinde proje tadilatlarına gidilerek kapasitesi artırılımı sağlandı ve ondan sonraki süreç ihale süreci başladı. Tesisin kapasitesi günlük 650 ton. Toplamda da 3 milyon ton olarak planlandı. İnşaat süremiz 24 aylık bir süreci kapsıyor yapılan ihalede ama umut ediyorum ki bu süre şu anda yapılan işin gidişine göre 3-4 aylık önden bir çalışmayla devam ediyor. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 233.600 ton günlük 16 saat kapasiteli ve 2 vardiya olarak düşünüldü. Kompost alanı kapasitesi yıllık 85 bin ton olarak hesaplandı. Sızıntı suyu arıtma tesisi, membran, biyo, reaktör, MBR sistemi kapasitesi günlük 60 metreküp. Depolama sahasının atık depolama kapasitesi lot 1'de 970 bin 78 metreküp. Lot 2'de 1 milyon 240 bin 929 metreküp olmak üzere toplamda 2 milyon 211 bin 7 metreküp olarak projelendirildi. Bu dev projemizde evsel katı atıkların düzenli olarak depolanması planlanmakta. Katı atık düzenleme düzenli depolama sahası organik ve değerlendirilebilir atıkların ayrı toplanması esasına göre tasarlandı. Çok değerli, kıymetli hemşehrilerim, bu önemli projemizde ilçelerimizden atıkların nasıl toplanacağı hususuna da kısaca değinmek istiyorum. Evlerden toplanan evsel atıklarla endüstriden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar, hizmet verilecek ilçelerde kurulacak transfer istasyonlarından semitrailer ile uzun burun katı atık bertaraf tesislerine taşınacak, buraya getirilecek. Atık kabul, tartım ve kayıt yapılmasının ardından tam otomatik mekanik ayrıştırma tesisine atıklar boşaltılacak. Mekanik ayrıştırma tesisinde cam, metal, plastik, kağıt, diğer atıklardan ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine. Kompost üretilebilir nitelikli organik atıklar ise membran kompost alanına gönderilecek. Kompost tesisinde üretilecek olan gübrelerimiz belediyemiz bünyesinde çiftçimize, park bahçelerimizde, kent tesisimizde değerlendirilecek. Geri dönüşümü, geri kazanımı mümkün olmayan inorganik atıklarsa kil, geomembran veya geotekstil ile geçirimsizliği sağlanan depolama sahasında her gün üzeri örtülerek depolanacak. Depolama sonucu oluşan sızıntı suları arıtma tesisinde arıtılacak olup depolanan çöpten oluşan metan gazından enerji üretilecek ve çevre kirliliğini önlemekle kalmayıp ülkemiz ekonomisine katkıda bulundurulacak. İnşaat süresinin 24 ay olduğunu biraz önce ifade etmiştim. Bu sürenin çok önünde tesisimizin bitmesi için yüklenici firma yetkilisi
kardeşlerimden de burada bir söz istiyorum. Biliyorum şu anda termin program dahilinde biraz önce söylediğim gibi 4 aylık bir ön çalışmayla hareket ediyoruz. Ümit ediyorum ki gelecek sene bu zamanlardan önce belki yılbaşı hedefi inşallah bu tesisin açılışını yapmak bizlere hep beraber yine burada bulunan hazırlarla nasip olur. Zaten bu tesisin inşallah bitmesiyle ilgili canla başla çalışacaklarından tabii ki inşallah eminiz. Burası ekolojik bir tesis olacak. Doğayı kirletmeyen, yeraltı sularını kirletmeyen, çevreyi kirletmeyen, tesisin yakınında bulunan Uzunburun mahallesini rahatsız etmeyecek. Koku yapmayacak. Onların arazilerini, havasını kirletmeyecek bir tesis olacak. O konuda burada bu çevrede bulunan vatandaşlarımızın da içi rahat olsun. Burası tamamen çevreyle barışık bir tesis olacak. Bu tesisimiz tamamlandığında ve hizmete açıldığında inşallah Sipil Dağı eteklerindeki Turgut Özal Mahallesi sınırları içinde kalan alanın sosyal alana dönüştürülmesi de inşallah bizlere nasip olur. Yakın zaman içinde bu proje ve diğer bazı ilçelerimizde bulunan çöp deponi alanlarıyla ilgili sürprizlerle yine karşınızda çıkacak olmanın mutluluğunu yaşayacağımızın ön bilgisini de buradan şimdiden vermek istiyorum. İnşallah ilçelerimiz, büyük ilçelerimiz başta olmak üzere bütün ilçelerimizde aktarma istasyonları ve oradaki mevcut çöp sahalarının tamamen iyileştirilmesi ve enerji üretilmesi noktasında şu anda ilgili dairemizin çalışmaları bir fiil devam ediyor. Değerli dostlar, değerli hazırın, bugün Manisa için önemli bir gün. Çünkü Manisa için önemli bir kazanım, Manisa'nın dönüm noktası, Manisa'nın tarihi günlerinden biri. 40 yıldır kimsenin çözemediği sorunu çözmek bütün ekibimizde inşallah bizlere nasip oluyor. Manisa'nın çöp sorununu çöpe atıyoruz. Bundan 15 gün önce Türkiye'de büyük şehirler arasında en fazla altyapı hizmetini yapan belediye olarak birinciliğe layık görülmemiz bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu birincilik tüm çalışanlarımızın birinciliğidir. Onlara huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler ilk günkü iş aşkıyla ve heyecanıyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Halka hizmet etme yolunda doğrulardan ödün vermeden çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Bu böyle biline. Bu tesisimizin hayata geçmesinde katkıları bulunan başta İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bölge Genel Müdürümüz, Çevre Bakanlığı'nda bulunan değerli yetkililer, bakanlık yetkilileri, değerli bakanlarımız ve ilgili çalışan daire başkanları olmak üzere mevcut Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine Manisa olmak üzere ve Çevre Koruma Dairesi'nde çalışan değerli daire başkanlarımız ve tüm çalışanlarına, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ve emeği geçen herkese, katkıda bulunan bütün herkese, eski sayın valilerimiz olmak üzere değerli sayın valimize, bütün herkese ben emeği geçenlere buradan Manisalılar adına hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hepsinden Allah razı olsun. Öncelikle bugün burada bulunan tüm misafirlerin katılımlarından dolayı bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve bütün ekibim adına hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde, temel atma törenlerinde, açılışlarında inşallah hep beraber oluruz. Bugün tabii ayrı önemi olan bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buradan kutlamayı da bir görev atediyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar bizim başımızın tacı, gönlümüzün içinde yer alan kişiler. Onlar olmazsa biz olmayız. Daha özgür bir Türkiye için,
daha özgür kadınların yaşamı için cinselliğin ayrımın olmadığı her platformda kadınların katılımının sağlandığı bir Türkiye için, daha huzur ve güven içerisinde bir Türkiye için günümüz kutlu olsun, hayırlı olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere Manisa Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş'ı kürsüye arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başsavcımız, Rektörümüz, Baro Başkanımız, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli yetkilileri. Hepimiz buradayız. Demek ki çok önemli bir vesileyi paylaşmak için toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Temelini atacağımız tesis şehrimize, ilimize, ülkemize, insanımıza hayırlı uğurlu olsun. Ve özlediğimiz ortamı bize sağlasın inşallah diyorum. Ve öncelikle bugün malum konuşmacılar da bahsettiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızı başımızın taçlarının günlerini kutluyoruz. Onlara da ülkemizde hep beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu günler gelecekler niyaz ediyorum. İki yıl kadar önceydi Manisa'ya ilk geldiğim günlerde Turgut Özal Mahallesi'nde bir iş için bulunuyordum. Muhtarlar ve mahalleli toplanmış. Beni bayağı bir sıkıştırmışlardı. Gündem bu çöplük ne olacak? Halbuki ben geldiğim yerde Kastamonu'da katı atık bertaraf tesisini bitirerek gelmiştim. İadesini yapmış, işi tamamlatmış, bitirip gelmiştim. Çok daha gelişmiş bir vilayete geldiğimi düşünüyordum ki karşıma devasa bir katı atık sorunu böyle önümde duvar gibi çıkınca doğrusu çok şaşırmıştım. O günden bu yana her platformda konuyu dillendirdik, dillendirmeye devam ettik. Büyükşehir Başkanımız süreci anlattı. Önceden hukuki bir kısım sıkıntılardan iş gecikmiş. İşte idari yargı kararları işi uzatmış. Uzattıkça sorun büyümüş. Hem merkezde, üstelik büyükşehir olduktan sonra ilçelerin yükü de büyükşehirin sırtına binince daha devasa bir sorun haline gelmiş. Neyse ki gerçekten ben çok mutluyum. O zaman o arkadaşlarımız, o Turgut Özal Mahallesi'ndeki insanlarımızın gözlerindeki yılgınlığı şu anda hatırlıyorum. Gerçekten, gerçi benim dönemde çok patlama, yangın olmadı ama daha önceden orada başka sorunlar da oluyormuş. Ve o insanlarımız o işten çok mutazarırdı, çok şikayetçilerdi. Doğrusu bu sonucu almamızda katkısı olan, emeği geçen herkes büyük bir teşekkürü hak ediyor. Bu süreçte Orman Su İşleri Bakanımız konuyla çok ilgilendi. İşte İller Bankası bütün işte işin projelendirilmesinde, kredilendirilmesinde ciddi emek verdi, katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi tabii ki işin sorumlusu olarak her aşamada işin içinde oldu ve iş bu aşamaya geldi. Çok şükür, çok mutluyum. İnsanımız adına, vilayetimiz adına, ülkemiz adına. Buna paralel tabii ilçelerimizde de aynı sorunlarımız var. Gene orada hukuki sorunlar çıkıyor. Herkesi mutlu edecek bir çözüm bulmak bu işlerde oldukça zor. Çünkü yerleşik bir kısım algılar, değer yargıları var. Onları yıkamıyorsunuz. Siz ne kadar modern bir tesis yapacağınızı, çevreyi kirletmeyecek, kokutmayacak, çevresindeki insanlara zarar vermeyecek, rahatsız etmeyecek bir tesis kuracağınızı iddia ederseniz edin, insanlar bunu
anlamakta, buna inanmakta zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla da problemler birbiri peşit sıra geliyor. Ama artık 2016 yılında Manisa'nın hiçbir noktasında biz vahşi depolama mantığıyla çöp biriktiremeyiz. Bu işi derhal behemal bütünüyle ortadan kaldırmak zorundayız. Burada büyük bir adım atıldı. Çok güzel. Tabii ki teşekkürü kutlanmayı hak ediyor. Ama bu adımın bir an önce ilçelerimiz adına da tamamlanıp mutlu sona ulaşmamız gerekiyor. Benzeri bir şey biliyorsunuz. Atık su arıtma tesislerinde yaşıyoruz. Orada da belediyenin gerçi bir atık su arıtma tesisi vardı ama kapasite aşılmıştı, yetmiyordu. Diğer işte büyükşehir uygulamasıyla diğer yan mahallelerde işin içine girince orada da büyük bir atılım icap etti. Çok şükür o da yapıldı. Büyük tesis inşaatı devam ettiğini biliyorum. Nereden bakarsanız bu işin, o işin de tamamlanması 1,5-2 sene. İnşallah başkanımızın dediği gibi önümüzdeki 2016-2017 yılbaşı itibariyle iki büyük işte de biz sonucu alabilirsek Manisa adına, insanımız adına, bu verimli havza adına çok önemli bir işi başarmış olacağız. Bütün unsurlarıyla Gediz Havzası'nın, Gediz Havzası'ndaki yerüstü su kaynaklarının, yeraltı su kaynaklarının, doğal ortamın temizlenmesi gerekiyor. En azından kirletmemeye başlamayı başarmalıyız. Arkasında da doğal süreç içerisinde temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Süreç tamamlandığında da temizlenmesini ummalıyız. Artık Manisa'ya yakışmayan şeylerden hızla uzaklaşmak zorundayız. Bu yolda güzel bir adım oldu, güzel bir iş oldu. Müteahhitle anlaşılan müteahhit şirketimiz de işi sağlam tutuyor. Sürecinden hızlı ilerliyor. Ben burayı uzaktan görmüştüm ama yakından görmemiştim. Hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. İnşallah kısa sürede tamamlanır. Açılışını da yapmak nasip olur. Ve bir an evvel insanımızı bu olumsuz ortamla, olumsuz durumdan kurtarırız. Ben bu vesileyle katkısı olan, emeği geçen herkese tekrar bütün gönlümle teşekkür ediyorum. Ve hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sayın Valim, sizler de buradayken tüm protokol üyelerimizi davet etmek istiyorum. Evet, öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere tüm protokol üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm bayan daire başkanlarımızı da davet ediyoruz efendim. Buyurun. Duamız için Hüseyin Köroğlu'nu ve Ali Gülfidan'ı da davet ediyoruz. Buyurun efendim. Tabii bu arada biraz önce ismini konuşmamdan dolayı unuttum ama bütün bir Manisa'nın kendisine de bir teşekkürü var. Değerli muhtarımız bu konuda bizlere çok emeği geçti. Değerli muhtarımızın da bu vesileyle bugün burada yer alması lazım. Kendisini buraya davet ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Bu konuda bu tesisin burada yapılması noktasında çok emeği var. Değerli muhtarım. Geldi. Değerli muhtarım. Sağ olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Hamdolsun Allah'ım sana hamdolsun. Allah'ım böyle güzel bir günde, böyle güzel bir vatan köşesinde yapılan hayırlı ve mübarek bir iş için toplandık. Bu güzel günü cümlemiz hakkında, çevremiz hakkında, insan sağlığımız hakkında, güzel Manisa'mız ve ilçeleri hakkında ve yurdumuz hakkında. Allah'ım okunan Asr suresinde şöyle buyuruyorsun bizlere. Asra ve akıp giden zamana andolsun diye başlayan ayetlerin sonunda ise ömrünü boşa geçirenlerin diyorsun ki ya Rabbi inanıp da iyi ve yararlı işler yapanlar ve birbirlerine hakkı, adaleti, her türlü iyiliği ve sabrı tavsiye edenler zarara ve ziyana asla uğramayacaklardır. Ya Rabbi sana hamdolsun. İşte bu güzel müjdeler uğruna zarara uğramamak için hayırlı güzel işler yapmaya gayret ediyor ve devam ediyoruz. Her şey, bütün hizmetlerimiz ancak senin rızan için ve İnsanlarımızın hayrı için ya Rabbi hayırlı ve mübarek eyle. Çevremizin daha temiz olmasını, şehirlerimizin, ilçelerimizin daha temiz olmalarını, insanlarımızın daha huzurlu yaşamalarını, daha hijyenik ortamlarda hayatlarını devam ettirmelerini nasip ve müessir eyle. Sana hamdolsun Allah'ım. Yüce Peygamberimiz sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selamlar olsun. Ya Rabbi bu güzel hizmetimizden sen razı ol. Allah'ım bugün kutlanan Kadınlar Günü'nde bütün annelerimize, bütün bacılarımıza, bütün evlatlarımıza, bu vatanı özellikle bizlere armağan ederken milli mücadelede büyük kahraman Gazi Mustafa cepheye koşanlara, bu uğurda şehit olanlara, başta Gördesli Makbule Hanım olmak üzere şehitlerimize, şehit kadınlarımıza ve diğer bütün şehitlerimize, gazilerimize gani gani rahmet eyle. Allah'ım bizleri yetiştiren anne babalarımıza, öğretmenlerimize, hocalarımıza gani gani rahmet eyle. Ya Rabbi aziz vatanımızda birlik, beraberlik, kardeşlik şuurunu daima tesis eyle. Ya Rabbi buna en çok muhtaç olduğu günlerdeyiz. Her gün şehitlerimizin geldiği bu acılı günlerde bu güzel temel atma merasimi münasebetiyle huzurlu bir ortamda bulunuyoruz. Ya Rabbi bu vatanın, bu milletin huzurunu kimselere bozdurtma Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasufun ve Selamün Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kabulün niyaz ve kabulü dua. Bi hurmetil Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Kurban alanında gideceğiz sonra hep birlikte başkanım. Burada devam edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bitirmeyi nasip etsin inşallah. Davet nazar boncuğu atımımız olacak.
havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bir tek dostuma. Bir başkadır benim Manisa şehrim. Lay 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 lay. Destan yazar dağlarda, kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha. Tüm hanımlarımıza çiçek ve şal hediyemiz olacaktı. Tüm bayanlarımızı davet ediyoruz efendim, buyurun. Ararsan koş Mevlana'ya, yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim Manisa şehrim. Bizler olmayız düşüncesiyle düşünen kişiyim. Sonuçta Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizlerin de gününüz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün tabii büyük bir mutluluk verici. Manisa'nın 40 yıllık sorununu çözmüş olmanın ve başlangıcını yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turgut Özal Mahallesi'nde yıllardan beri kanayan yara, patlayan çöplüğün bütün ulusal medyalarda reklam olan bir Manisa'nın İnşallah bundan sonra bu son derece modern tesisleriyle inşallah sesini inşallah gelecek sene duyurma niyetindeyiz. Ben 24 ay olarak süre itibariyle yapılan ihalenin burada 18 aya çekileceğine inancım sonsuz. Çünkü ilgili firma yetkilileri şu anda 4 aylık süreci önden götürüyorlar. İnşallah bu süreyi daha da artırarak 2017'nin başına inşallah burayı teslim etme noktasında bütün Manisalılara inşallah bizlere. Konuşmanızı yaparken bitirirken de zaten Allah bitirmek nasip eylesin. İnşallah dediniz. Her şeyin başı önce sağlık, sıhhat, huzur. Allah bitirmeyi nasip etsin. Bütün Manisalılarla açılışını yapmak bizleri daha mutlu edecek. Ben burada değerli bölge müdürümüze hem genel müdürlük nezdinde genel müdürüm ve yönetim kurulu üyelerine, bölge müdürüme ve tüm çalışanlara bir kere daha buradan teşekkür ediyorum Manisalılar olarak. Onların katkı ve destekleri olmamış olsaydı bugün bu noktada olmazdık. O açıdan kazasız inşallah Allah bitirmeyi nasip etsin diyorum. Herkese hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Efendim bitirince tabii size iş düşüyor. Sizi tanıyabilir miyiz yüklenici firması? %30 seviyesindeyiz şu anda. İnşallah yıl sonunda. Sayın Başkanım 18 ay dedi ama ben 16 ayda söz veriyorum başkanıma. 16 ay içinde burayı bitireceğim ve bu yıl sonunda inşallah. Yıl sonunda Manisa halkımıza inşallah hayırlı teslim edeceğiz, bitireceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Ne güzel sözü duymak. Evet. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyamadık. Turan Bulak benim adım. Ben şirketin yönetim kurulu başkanıyım.
Yaklaşık olarak 6 ay önce başladık bu işe. Şu anda da iyi bir şekilde gidiyoruz. Ya, İller Bankası'ndan gelince Sayın Başkanım da iyi yönetince siz de hızlı davranıyorsunuz. Para İller Bankası'ndan geliyor. Başkanımız çok büyük destek veriyor. Sağ olsun. Biz de çok güzel bir şekilde ekipmanımla, ekibimle beraber gidiyorum. Şu anda gayet güzel. Hayırlısı olsun efendim. Manisa'ya böyle büyük bir tesis, böyle muhteşem bir tesis kazandırdığınız için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, benim de belediye başkanımsınız sonuçta. Ben bütün Manisa halkı adına size teşekkür ediyorum. Daha büyük yatırımlar, daha büyük projelerle gelin inşallah. 2016 yatırım yılı olacak dedik ve bu süreç başladı. Yakında çok daha güzel açılışları ve temel atmaları hep beraber yaşayacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin ederim. Size de efendim. Sayın Bölge Müdürüm size de. Teşekkür ederim. Evet, temel atma törenini burada bitiriyoruz sevgili seyirciler. Sayın Bölge Müdürümüz Sayın Cengiz Ergün ve yüklenici firma sahibi kısa bilgiler verdi. İnşallah yeni projeleri yine böyle nakle yayınlarla sizlere ulaştırmak nasip olur efendim. Hoşçakalın.